Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Neyle alakalı bu peki? Sandbox'la alakalı. Sandbox oldu bitti zaten diyorsunuz. Mutlaka verdikleri ödüllerden haberiniz vardır. Yoksa bile hemen hızlı bir bilgi geçeyim şurada. Daha öncesinde bununla ilgili size bilgilendirme yapmaya çalışmıştım. Neydi? Sezon 2'de görevleri bitirdikçe bilet topluyordunuz. Ve bu biletlerle hem PES kazanma şansınız oluyordu. Ben başlar 1000 dolar diye atmışım ama o binlerce dolara çıktı. Çok daha fazlasına çıktı. Ve eğer pesiniz varsa da, pes size çıkarsa da bir de ekstradan sent kazanıyordunuz arkadaşlar ki sent fiyatı da daha sonrasında tekrar yükselmişti. Ama genel olarak 4000-5000 dolar kazanma şansınız vardı. Sadece bunu oynayarak. Ben size ilgili bunları bilgilendirmeye çalıştım. Videolar yaptım. Oynanış videolarını bakın görevi hızlıca böyle bitirebilirsiniz diye. Pek umursayan olmadı açıkçası. Yani kendiniz de görebilirsiniz. 500 izlenmede kalmış. Daha sonrasında uyarı geçtim Discord'da. Dedim ki arkadaşlar tüm görevleri yapanlara ödül vereceklermiş. Bu NFT olur, token olur. Yapın. Ki bunu yapması gerçekten çok kolaydı. Oradan oraya gidiyorsunuz, görevi bitiriyorsunuz. Bazı görevler tam zor olsa bile toplamda bir gününüzü harcayarak, evet bir gün 24 saat, 24 saat dedim 12 saat oyunu oynayarak bu parayı kazanabilirdiniz. Ne parası peki? Hangi paradan bahsediyoruz? Çekilişti bu hani. Hayır arkadaşlar, oyunu tamamlayanlara, %100 haritayı tamamlayanlara 95 cent ödül verdiler. Bir de ayrıca bir tane harita vardı, Meta Dungeon diye, geçen sezonun en zorlu bölümüydü. Onu da belli bir tarihe kadar tamamlayanlara 25 cent ödül verdiler. Ben ikisini de aldım ve 25 cent burada, 95 cent burada, toplamda 400 dolarlık bir getiri yapıyor. Bir günde 400 dolar kazanabilirdiniz arkadaşlar. Bundan sonrası için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir sonraki sezon 3'te bir ödül verecekler mi? En azından bir teselli ödülü gibi. Tabii ki bununla ilgili garanti bir şey yok arkadaşlar. Ama Sandbox gayet cömert bu tarz konularda. O yüzden etkinliklerini, oyunlarını kaçırmamaya bakın. Bununla ilgili zaten Discord üzerinden tüm bilgileri paylaşıyoruz. Ama fark ettim ki arkadaşlar bazı ilk gelenler, ilk defa Discord'u kullanacaklar için biraz karışık olabiliyor. Hemen Discord'a girdikten sonra yapmanız gereken şey rol almak ve arkadaşlar şurada bir sürü açık şey var ya, bunların hepsini kapatın ve üstüne sağ tıklayarak kategoriyi daraltın. Bu sayede sadece ilgili kanaldan mesaj geldiğinde o kanal açılıyor ve mesajı okuduğunuzda tekrar kapanıyor. Ne yapacağız peki? Geldiniz arkadaşlar, baktınız Sandbox'la ilgili, zaten kendiniz de gördüğünüz üzere şunları şunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu görev geldi, şu ödül geldi, hadi şu etkinlik geldi, Twitter'da ekstra contest var diye burada hepsini paylaşıyoruz. O yüzden sizi davet ediyorum. Bedavadan para kazanmayı kaçırmayın arkadaşlar. Discord tanıtımını da yine yaptığıma göre bir sonraki videoma geçiyorum. Bir sonraki videoda Sunflower'la ilgili olacak. Şu an takımla görüşüyordum. Multi nasıl yapılır? Nedir? Ne değildir? Discord hesabı gerekecek mi? Kazanç ne olacak? En mantıklı dikme yöntemi hangisi? Neyse. Hadi bu videoyu sonlandırayım, hemen hazırlayayım. Sonra o videoya geçeceğim arkadaşlar. Ya bu gece ya da yarın paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.